Herkese merhaba arkadaşlar. Önceki videomuzda Milli Savunma Üniversitesi sınavında uygulanacak olan fizik yeterlik testi konusunun üzerine durmuştuk. Bugün sizlerden gelen sorular ışığında fizik yeterlik testi konusunu biraz daha ayrıntılı olarak anlatacağım. Videoyu baştan sona izleyen her aday Milli Savunma Üniversitesi sınavında fizik yeterlik testi konusu ne kadar önemli anlayacağını düşünüyorum. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif hale getirerek ve videoların altındaki beğeni butonuna tıklayarak bizlere destek olursanız seviniriz arkadaşlar. Şimdi videomuza geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar karşımızda böyle bir liste var. Liste Kara Harp Okulu'na eşit ağırlık puan türünden giren adayların sıralamasını gösteriyor. Listede adayların hem eşit ağırlık puanları hem de fizik yeterlilik testi puanları yer almakta. Burada sözlü mülakat puanını bilmediğimiz için değerlendirmeye almadık. Sıfır olarak değerlendiriyoruz tabii ki. Etkisiz olarak düşünüyoruz. Ayrıca arkadaşlar bu liste benim tahminlerimle oluşturulmuş bir liste değil. Adaylar tarafından sınav sonuçları açıklanıp duyurulduktan sonra almış olduğu puanları gösteren liste. Yani adaylar tarafından verilen bilgiler bunlar. Şimdi bu bilgilere bakarak fizik yeterlik testinin Milli Savunma Üniversitesi sınavında ne kadar önemli ve sıralamada ne kadar etkili olduğunu göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar tablonun ilk sırasındaki aday eşit ağırlık puan türünden 332 puan almış. TYT ve AYT'nin ortalamasından. Fizik yeterlilik testi puanı 50 ve bu aday sıralama olarak 123. sırada. Yani kayıt hakkı kazanmış. Ama kayıt yaptırdı mı yaptırmadı mı bilmiyoruz. Hemen onun altındaki adayımız ise eşit ağırlık puan türünden 263 puan almış. Fizik yeterlilik testi puanı 70 ve sıralaması da 532. sıra. Bu iki aday arasında eşit ağırlık puanlarına baktığımızda üstteki aday ile ikinci sıradaki adayın eşit ağırlık puanları arasında 69 puan fark var. Ancak ikinci aday fizik yeterlik testinden 70 aldığı için fizik yeterlik testi puanı biraz daha yüksek olduğu için kayıt hakkı kazanmış. Şimdi bunu daha iyi anlayabilmemiz için üçüncü bir adayın puanını göstereceğim arkadaşlar. Üçüncü adayımızın eşit ağırlık puanı 260. Fizik yeterlilik testi puanı ise 20. Ve bu adayın sıralaması 4000. sırada arkadaşlar. Bir diğer adayımızın yani dördüncü adayımızın puanı yine eşit ağırlık puan türünden 260. Üçüncü adayla dördüncü adayın eşit ağırlık puan türü aynı. Ancak dördüncü adayın fizik yeterlik testi puanı 65. Dolayısıyla dördüncü aday yani göstermiş olduğum dördüncü aday 260 puanla 65 fizik yeterlik testi puanıyla 2700. sıraya gelmiş. Üçüncü gösterdiğimle dördüncü gösterdiğim adayı karşılaştırdığımızda puanlar eşit olmasına rağmen aradaki farkı ortaya çıkaran durum fizik yeterlilik testi. Bakın üçüncü adayın fizik yeterlilik testi 20, dördüncü en son gösterdiğim adayın fizik yeterlilik testi 65 ama üçüncü adayın önüne geçmiş. Yani üçüncü sıradaki göstermiş olduğum adayın önüne geçmiş. Dolayısıyla burada fizik yeterlilik testi puanının ne kadar sıralamada etkili olduğunu gösteren bir durum bu. Şimdi bazı arkadaşlar sözlü mülakat puanının da devreye girdiğini söyleyebilir. Evet doğru haklılar. Sözlü mülakat puanı da devreye giriyor. Ancak önceki videolarda bahsettiğim gibi sözlü mülakat komisyonu zaten sizin fizik yeterlik testi puanınızı dikkate alıp ona göre olumlu kanaat bildirebiliyor. Yani
Fizik yetenek testi puanın yüksek olursa sözlü mülakat puanının da yüksek olma ihtimali yüksek. Böyle bir durum var. Şimdi arkadaşlar, bütün bu bilgiler ışığında hala fizik yetenek testine hazırlanmayan arkadaşım varsa bir an önce hazırlıklara başlasın. Şu an kaybetmiş olduğunuz herhangi bir şey yok. İkinci seçim aşamalarına kendinizi geliştirebilmeniz için gerekli olan süre hala var. Ama siz fizik yeterlilik testine gerekli önemi, gerekli hassasiyeti göstermediğiniz sürece sınavın sonunda pişmanlık duyacaksınız ve keşke daha öncesinde fizik yeterlilik testine hazırlansaydım diyeceksiniz. Bu pişmanlığı yaşamamak adına 2 ay boyunca arkadaşlar ciddi anlamda fizik yeterlilik testine hazırlanın. Birçok aday bana hep aynı soruyu soruyor. Ben fizik yeterlilik testine nasıl hazırlanacağım? Arkadaşlar, bununla alakalı size 2 seçenek sunabilirim. Birincisi, Ankara'da olan adaylar benim bizzat hazırladığım Milli Savunma Üniversitesi hazırlık ekibine katılabilir. Ankara dışından olan adaylara da nasıl hazırlanması gerektiği noktasında uzaktan eğitim yaparak ve sınav konularına yönelik olarak spor programı hazırlayarak destek olabilirim. Son olarak arkadaşlar, geleceğinizi etkileyecek olan bu sınava yaklaşık 1 yıldır hazırlanıyorsunuz. 1 yıldır hazırlanmış olduğunuz sınava giriyorsunuz, almış olduğunuz puanı fiziki yeterlilik testi puanıyla destekleyin. YKS'den almış olduğunuz puan önemli. Evet, kabul ediyorum. Ancak tek başına yeterli değil. Bunu kesinlikle ama kesinlikle fiziki yeterlilik testi puanıyla desteklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Milli Savunma Üniversitesi'ne hazırlanan adaylar için yararlı bir video olduğu inancındayım. Videolarımızı izleyen diğer adaylar da kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif hale getirerek ve videolarımızı beğenerek bizlere destek olursanız seviniriz arkadaşlar. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hepinize başarılar.